Merhaba sevgili Business Channel izleyicileri. Bugün fizik tedavi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Liva Sağlıklı Yaşam Merkezi kurucu ortağı Yiğit Alptuğ Taşbulak. Hoş geldiniz Alptuğ Hoş Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizi Rica biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii. Fizyoterapist Yiğit Alptuğ Taşbulak ben. E, 2017 yılında Haliç Üniversitesi'nden mezun oldum. E, kurucu ortağımız Burak Bey ile beraber aynı sene biz mezun olduk. Ee, askerlik görevimi tamamladıktan sonra Gebze'de ve İstanbul'da çeşitli kurumlarda, ortopedi alanında, nöroloji alanında fizik tedavi hastalığıyla ilgilendim. Ee, şimdi son kurumumuz olarak Liva Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde çalışıyorum. Hı hı. Burası adına hizmet ediyoruz artık. Süper. Peki kurumunuzda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Tabii Kurumumuzda biz e, nörolojik hastalıklar ortopedik hastalıkların yanı sıra fizik tedavide gelin, genellikle bilinen gruplar bunlar. E, ama bunun haricinde biz klinik, pilates e, alanında hizmet veriyoruz. E, bunun dışında e, diyetisyen hizmetimiz var. E, yine bunun dışında dil ve konuşma terapisi hizmetleri veriyoruz. E, kupadır, sülüktür, hacamattır gibi bunlar gibi alternatif tıp e, uygulamalarımız da var. Süper. Peki o zaman fizik tedaviye girecek olursak bize biraz fizik tedavi sürecini anlatabilir misiniz? Tabii. E, hastalarımız fizik tedaviye başlamadan önce e, mutlaka kendi alanlarında şikayet hissettikleri alanda e, uzman doktor tarafından muayene olmalılar. E, eğer bir bel fıtığı sıkıntı şikayetleri varsa bir fizik tedavi hekimine veyahut e, bir Beyin cerrahına başvurmalılar, ortopedi bu süreçler tamamlandıktan sonra e, fizik tedaviye uygun olduklarına dair e, bir bilgi aldıklarından sonra e, kurumumuza başvuruyorlar. Biz kendilerine uygun olan tedavi protokolünü hazırlıyoruz ve buna yönelik tedavimizi uyguluyoruz. Süper, peki biraz detaylandıracak olursak kimler fizik tedavi almalıdır? Bu sadece kurumumuz için cevap vermeyeyim ben. Çünkü hastalarımızın bu konuyla alakalı bir bilgi eksikliği olabiliyor. Hı hı. Biz dediğim gibi fizik tedavi deyince aklımıza hep işte bel fıtıklarıdır, kırıklardır, işte felçlerdir. Bu gibi hastalıklar geliyor ama fizik tedavi oldukça geniş bir alan. Hatta fizik tedavi görmeniz için hasta bile olmanıza gerek yok. Biz kurumumuzda çok tercih etmesek de hasta olmayanlar üzerinde bile fizik tedavi hizmeti verilebiliyor. Bunun haricinde yanık alanında... E, kanser alanında, kalp hastalıklarında, gebelikte, bu gibi alanlarda fizik tedavi e, görülebiliyor. Bunun haricinde biz kurumumuza dönecek olursak kurumumuzda da biz gebe için pilates, gebeler için pilates hizmeti veriyoruz. Bunun haricinde kırıklar, ortopedik yaralanmalar, nörolojik hastalıklar, felçler çeşitli felç tipleri var tabii. Bu alanlarda biz fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Bununla birlikte dil konuşma terapistimiz aracılığıyla bu hastalıklardan sonra veya çeşitli doğumsal problemlerden sonra dil konuşma alanında sorun yaşayan kişiler için bu alanda hizmet veriyoruz. Harika. Peki sizden hizmet alan hastalar tedavi sürecinden sonra neler yaşıyorlar? Ee, biz hastalara tedavi sürecinden sonra periyodik bazı süreçler içerisinde ulaşmaya çalışıyoruz. Kendilerinden geri dönüşler almaya çalışıyoruz. Ee, bunları biz de not ediyoruz. Ee, bizim verdiğimiz hizmetin kalitesini biz de kendimiz tekrar çekedelim edelim e, diye. Ee, bunun haricinde e, hastaların da e, ne kadar iyi oldular, neler yapması gerekiyor on bu hastalıkları dışında başka şikayetleri oluştu mu açığa çıktı mı e, çünkü fizik tedavi hastalarında genellikle şöyle problemler oluyor örneğin bir bel hastasıysa ise sol bacağına daha çok vurduysa bu hasta bu sefer ister istemez sağ bacağını daha çok kullanır hale geliyor. Ve uzun zaman içerisinde bu alışkanlığı çözemediyseniz bu hasta bu sefer sağ tarafındaki işte dizinden, ayak bileğinden veya aynı şekilde belinden sağ tarafına vuran şikayetlerle bize gelebiliyor. Bunları yaşamaması adına veya yaşadıysa erkenden tespit edebilme adına biz hastalarımızdan periyodik olarak geri dönüşler istiyoruz. Biz de onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Süper yani hastalarınız e, gittikten sonra onlara güle güle demek yerine takipte kalıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Tabii yani sadece şey de değil yani ille gelsinler biz de hizmet alsınlar diye de değil. Yani bir tavsiye niteliğinde bizi arayıp e, ya da biz onları arayıp ya bak şöyle şeyler de yapabilirsiniz, şuraya başvurabilirsiniz. İlle bu tarz ya fizik tedavi hastalıklarıyla alakalı da değil. Bizi gribal enfeksiyonundan dolayı bile arıyorlar. Tabii biz bu konuda tavsiyede bulunmuyoruz ama e, kendilerine hani yönlendirme yapıyoruz. Şuralara gidebilirsiniz, buralara gidebilirsiniz şeklinde. Fizik tedavi tabii çok yakın diyalogların olduğu bir süreç olduğu için. Güven kaynaklı bu. Da tabii tabii ki. yani birazcık e, dostluk da oluşuyor ister istemez oluşuyor. Kesinlikle. Peki merkezinize gelemeyen hastalara nasıl hizmetler veriyorsunuz? E, biz tabii evde fizik tedavi hizmetimiz de var. E, kendi aracımızla Harika. gelemeyen hastalar için. Ee, onların çağırdıkları adrese uygun seanslarını vererek kendilerine evde fizik tedavi hizmetimizi, cihazlarımızı gerekirse götürerek e, bu şekilde fizik tedavi hizmetimizi sağlıyoruz kendilerine. Çok güzel o zaman gelemeyenler için, yaşlılar için özellikle Tabii. çok güzel bir uygulama. Genellikle ki, zaten diyorum. o yaş grubundan böyle bir Kesinlikle. talep oluyor. Kesinlikle evet. Peki bu işin zor ve keyifli yanlarını sorsam size? Ee, zor ve keyifli yanı bence aynı aslında. Yani hem zor olan yanı hem de keyifli yanı aslında. Ee, çünkü fizik tedavi sabır isteyen bir süreç ve piyasada tabii diğer süreçleri bilmiyorum ama çok kirli bilgilerin olduğu bir süreç. Ee, sosyal medyaya baktığınızda e, hatta bazı televizyon programlarına bile çıkabiliyorlar. İşte çok kötü bir süreç yaşamış işte bir felç geçirmiş hasta işte iki seanslık üç seanslık bir uygulamayla. Şu hareketi yaptım ayağa kalktım evet, gibi evet, değil mi? Evet yani biz bize gelen hastalara bir şey öğretmeden önce öğrendiklerini unutturmaya çalışıyoruz. İşte Google'a çok yazıyorlar bu konuyla ilgili. Sağlık i̇şte, alanında maalesef bu çok var. Çok fazla var yani gerçekten çok fazla var. Evet. Ee, biz hastalara bunu unutturmaya çalışıyoruz. Bunların genele hitap eden bilgiler olduğunu aslında özelde bazen kendileri için zararlı işte kırıldıysa işte dirsek kırığında ne yapılır falan şey de yazılar yazıyorlar. Bu sefer kendi aleyhlerinde bazen süreçler işlemiş oluyor. E, biz bunları izah etmeye çalışıyoruz. E tabi hasta da sonuçta sizi yeni tanıyor. E, size ilk başta güvenmeyebiliyor. Hani ne kadar sen doğru söylüyorsun? İşte Google'da şu kadar adam bu, bunu söylüyor şeklinde bir düşünce yapısına sahip olabiliyor. Bu sefer bunlar tedavi sürecini etkileyebiliyor. E, ama biz bunlara sabretmek zorundayız ve sabrediyoruz. E, hastaya güler yüzlülükle ısrarla ee, aynı şeyleri izah ediyoruz ve başarılı sonuç aldıkça da bunun güzel geri dönüşlerini aldıkça hastanın güvenini kazandıkça da e, bunun bir manevi tatmin duygusuna dönüşmesi süreci başlıyor. En güzel. Ee, gerçekten yani bu paha biçilmez bir şey yani hastalardan Kesinlikle. bu dönüşü almak. Peki size son olarak sizin en güçlü yönlerinizi soracak olursam buradan yola çıkarak e, aslında benzeri bir cevap verebilirim. Ben e, şimdi öğrenci olan arkadaşlarım bazen işte yanımıza geliyorlar e, tercih dönemi şu aralar biliyorsunuz üniversiteler için hani seçelim mi bölümü seçmeyelim mi e, ben tercih döneminde bulunan arkadaşlarıma genellikle tavsiyem yani işte şu ne kadar kazanıyorsun ne işte ne kadar çalışıyorsun gibi süreçlerden daha çok insan seviyor musunuz? İnsanlara sabredebiliyor musunuz? İletişimde başarılı mısınız? Kesinlikle yani bu çok önemli. Ya Çünkü şimdi size bir hastanın geldiğini düşünün. Ee, bir cerrahi hastasıysa bu hasta ee, ameliyat olacaktır anestezi altında. Size güvense de güvenmese de korksa da korkmasa da aynı süreci yaşayacaktır 3 aşağı 5 yukarı ama Fizikte daha böyle bir süreç değil. Size gelen hastanın psikolojik anlamda rahat olması gerekiyor. Vücudunu kasmaması gerekiyor. Bazen bunlar fayda sağlayayım derken zarara dönüşebilecek şeyler. O yüzden hastaya e, güzel yüzlü bir, e, güler yüzlü bir e, diyalog ortamı sunmanız gerekiyor. Hastanın kendisini size emanet etmesi gerekiyor ve hastadaki... Ee, yaşanan olumsuz süreçlere, hastadan bazen e, olduğunuz olumsuz geri dönüşlere sabretmeniz gerekiyor. Buna hemen böyle üstten bakışlı bir reaksiyonla tepki verdiğiniz zaman e, bu sefer hasta sizden uzaklaşıyor ve aslında başarısız olmuş. Tedaviden Siz de uzaklaşıyor. Tabii ki, evet. tabii ki. Şunu, yani ben şuraya gittim şifa bulmadım demiyor. Fizik tedaviye gittim fayda bulmadım diyor. O yüzden komple fizik tedaviye küsüyor evet. genelde. Kesinlikle. Başka bir yer aramıyor yani. O yüzden e, bizim bu süreçlere birazcık tahammül etmemiz gerekiyor. Tavsiye olarak da gençlere iletişimi ve empatiyi yapabiliyorlarsa, Kesinlikle. iletişimi seviyorlarsa. O zaman tercih edebilirler kesinlikle, diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bir de ben e, çocukluğumdan gelen şöyle bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Çocukken çok ortopedik yaralanma geçirdim ben. <laughs> <Çok> e, kırıklar <laughs> teşekkür ederim. E, o yüzden bunları geçirdiğim için de hastaların üç aşağı beş yukarı nasıl süreçler yaşayabileceğini. Mesela benim kolum e, çocukken dirseğim kırıldığında dirseğim açılmıyordu. Yani Şu, şu aralıkta anca oynatabiliyordum. Ve... E, ne duyduysam artık Doktor Beyden zamanında kolumun hiç açılmayacağını düşündüm, ne kadar üzüldüğümü, ne kadar moralimin bozulduğunu işte ömür boyu ben sakat mı kalacağım şeklinde çocuk düşüncesiyle böyle düşünmüştüm ve bunun bendeki psikolojik etkisi işte bunlar hep empati kurmama benim yardımcı oldu çok şükür yani böyle şeyler yaşamışım Allah'tan ki bunlar bir <laughs> avantaja dönüştü yani benim için. Tabii, bu sizi tam tersine küstüre de aslında. Tabii ki tabii ki. Ee, daha korkulu bakmanızı sağlayabilirdi. Tabii. size tam tersi olmuş. Evet. Ne mutlu ki şimdi başka insanlara faydamız dokunuyor. İnşallah. inşallah. Peki, o çok zaman teşekkür çok teşekkür ediyorum teşekkür değerli ederim. sohbetiniz için ve tebrik ediyorum. Size çok başarılar sağ diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili Business Channel izleyicileri bugün fizik tedavi hakkında konuştuk. Konuğumuz Liva Sağlıklı Yaşam Merkezi kurucu ortağı Yiğit taş Taşbulak'tı. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.